Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılımlarıyla programımızı onurlandırmışlardı. Değerli konuklarımız, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu 6. Genel Kurul toplantısını katılımlarıyla onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı gitarlarını Sayın Başkan, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nun çok değerli yöneticileri, çok kıymetli şoför kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nun 4. Genel Kurulu vesilesiyle sizlerle buluşmanın, kucaklaşmanın mutluluğu içindeyim. Bu genel kurulun otobüsçü esnafımıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum. Buradan tüm otobüs sahiplerimize, şoförlerimize, yardımcı personellerimize selamlarımı iletiyor. Allah hayırlı, kazasız, belasız yolculuklar, bol kazançlar nasip etsin diyorum. Federasyon Genel Başkanlığı'nı şu anda yürütmekte olan Mehmet Erdoğan kardeşimi kutluyor, çalışmalarında başarılar temenni ediyorum. Şu anda karşınızda sadece bir cumhurbaşkanı olarak değil, aynı zamanda gençliğinde 7 yıl boyunca İETT'de çalışmış otobüsçü kardeşlerimle iç içe bulunmuş biri olarak bulunuyorum. Siyasi hayatımın da önemli bölümünü il il, ilçe ilçe dolaşarak geçirdim. Her fırsatta şoför kardeşlerimle birlikte olmaya çalıştığımın en yakın şahidi herhalde sizlersiniz. Bu sebeple ister şehir içinde, ister uzun yolda direksiyon başında olsun, tüm şoför kardeşlerimizin dertlerini, sıkıntılarını az çok bilirim. Şoförlük meşakkatli bir meslek. Otobüs işletmeciliği gerçekten zor bir uğraş. Büyüyen, güçlenen, kalkınan, Türkiye'de tüm sektörler gibi otobüs işletmeciliği de gelişti, dönüştü. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaştığımızda otobüs işletmelerimizde bu sektörden ekmek yiyen tüm kardeşlerimiz de çok daha ileri bir seviyeye ulaşacaklar. Değerli kardeşlerim, otobüsçülerimiz işlerinin gereği olarak ülkemizin en doğusundan en batısına, güneyinden kuzeyine, her köşesine gidiyor, her yere ulaşıyor. Bu seyahatler sırasında şoförlerimiz her kesimden insanımızla iletişim içinde oluyorlar. Bunun için milletimizin dertlerini, sıkıntılarını, kederlerini en iyi şoförlerimiz bilir. Aynı şekilde milletimizin sevinçlerine, neşelerine, mutluluklarına da en fazla onlar ortak olur. Hatta zaman zaman bazı şoförlerimizin adeta aileler oluşturduklarını da biliriz. Otobüsçülük sadece yolları değil, aynı zamanda kalpleri, umutları, sevgileri de arşınlamaktır. Sevenleri sizler birleştiriyorsunuz. Kalplere, gönüllere sizler köprüler kuruyorsunuz. İş için, eğitim için yola düşen insanları sizler menzillerine ulaştırıyorsunuz. Mesleğiniz
her birinizi birer insan sarrafı haline getiriyor. İnsanların yüzlerinden sevinçlerini, hüzünlerini, hayallerini okuyabiliyorsunuz. Ekmek kavgasını alnının teriyle çalışıp çoluğunun çocuğunun nafakasını çıkarmayı benim direksiyon sallayan kardeşim çok iyi bilir. Bu yüzden Türkiye'nin gerçek halini, gerçek durumunu en iyi tuzu kurular değil, şoförler bilir. Yolların dili olsa da anlatsa diyeceğim ama biliyorum ki yollar değilse de siz yaşananları gayet iyi biliyorsunuz. 12 yıl önce şehirler arası yollarda seyahat etmek neredeyse eziyetti. Hele hele daha da şöyle geriye gidecek olursak eziyet olmaktan öte felaketti. Örneğin ben bir Karadenizliyim, Rizeliyim. Arbelik Dağı denilen o dağı geçerken tabii isterdim ki şu ekranda bir de o burunlu otobüsler olsun. O burunlu otobüslerle şöyle Arbelik Dağı'na tırmanırken aşağı bakamazdık. Allah göstermesin. Acaba bu virajı alabilecek mi? Çünkü yan yana iki tane otobüsün geçmesi mümkün değildi. Birisi duracak, öbürü gelip geçecek, ondan sonra o yola devam edecek. Şimdi nerelerden nereye geldik? Niye? Dağlar deldik. Bu dağları delmek suretiyle sağ olsun Binali kardeşimle o meşakkatli yolları, dağları delerek aştık. Şimdi tünellerle, viyadüklerle tüm buralar aşılmak suretiyle tabii ki tüm şoförlerimizin bu uzun yolculukları kolay kılındı. Artık bugün 2002 yılında 6100 kilometre bölünmüş yolu olan Türkiye'nin biz bunun üzerine 12 senede 17600 kilometre bölünmüş yol ilan ettik. 79 senede 6100 kilometre, 12 senede 17600 kilometre bölünmüş yol. Biz iktidarı devraldığımızda sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün toplam 75 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlı hale geldi. Değerli kardeşlerim, aslında her insan bir cihandır. Biz bu anlayışla insanımızın en güzeline, en iyisine, en kalitelisine sahip olması için var gücümüzle çalıştık. Artık yollarda güvenle, huzur içinde seyahat yapılabiliyor. Bölünmüş yollar sayesinde yakıt ve iş gücünden yıllık, burası çok çok anlamlı, 16 milyar liraya yakın tasarruf sağladı. Bu müthiş bir şey. 2005 yılında ülkemizde 11 milyon 145 bin araç vardı toplam. Bugün bu rakam 19 milyonu bulmak üzere. Yollardaki araç sayısı böylesine yüksek oranla artmasına rağmen yaralanmalı, ölümlü ve maddi hasarlı kaza sayılarında %60'lara varan azalma oldu. Bütün bunlar insana verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Şoför arkadaşlarımızın sevdiği fakat bizlerin tehlikeli bulduğu bir söz var. Tek rakibim Türk Hava Yolları'dır. Artık bu sözün tahsiye edilme ve tek rakibim Türk Hava Yolları ve hızlı tren şekline dönüşme zamanı geldi. Aslına bakılırsa havayolu ve demiryolu ulaşımının gelişmesi otobüsçülerimiz için asla bir tehdit değil. Ulaştırma sektörü kendi içinde ne kadar çeşitlenir, ne derece gelişirse bundan sektörün tüm unsurları payını alır ve rakamlara baktığımız zaman zaten alıyor. 2002 yılında ülkemizde 26 havalimanı vardı. Bugün bu rakam 55'e yükseldi. Böylece havayolu yolcu sayısı 34 milyondan 166 milyona çıktı.
ülkemizde hızlı tren sadece Avrupa'ya gidenlerin gördükleri bir ulaşım aracıydı. Türkiye'de böyle bir şey yoktu. Ancak işte banyo türü şeyler vardı. Şu anda 1213 kilometre hızlı tren hattımız var ve buna sürekli yenileri ekleniyor. Bugün otobüslerimizde hamdolsun 12 yıl öncesinden çok daha modern, çok daha konforlu bir hale geldi. Ulaşımdaki rekabet ortamı otobüs sektörüne olumsuz değil, tam tersine olumlu yönde yansıdı. 2005 yılında 163 bin olan otobüs sayımız, toplamda söylüyorum, geçen yıl 211 bini geçti. Milli gelirimizdeki artış ve refah seviyesindeki yükseliş, diğer tüm sektörlerle birlikte otobüsçilerimizi de olumlu şekilde etkiledi, etkilemeye devam edecek. Oysa eski Türkiye'de çok farklı bir manzara var. Banka kuyruklarında, emekli maaşı kuyruklarında, ilaç kuyruklarında bekleyen insanlar zorunlu haller dışında, soruyorum, seyahati düşünebilir miydi? 12 yıldır koruduğumuz istikrar ve güven ortamı sayesinde artık insanımız ülkenin her yerine gidebiliyor. Türkiye! Dün kara trenin tahta koltuklarına mahkum edilen insanımız bugün son model otobüslerde filmini seyrederek, müziğini dinleyerek, internetini kullanarak her türlü yiyecek, içecek imkanıyla seyahat edebiliyor. Bu hale geldi. Bölünmüş yollar, tüneller sayesinde yolculuklar eziyet olmaktan çıkıp keyif haline dönüştü. Türkiye'nin geleceğinden umutlu olmak için bundan daha güzel bir manzara olabilir mi? Ama bunun için yeni Türkiye vizyonuna, 2023 hedeflerimize hep birlikte ve güçlü şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, sene kaç? 2015 değil mi? Ama bu topraklarla hala 1940'ların tek parti zihniyetini yaşatmaya çalışanlar var. Milli şeflik döneminin özlemiyle yananlar, öyle kendilerinden geçmiş durumdalar ki durmadan milleti taciz ediyorlar. Bakınız, eski CHP milletvekillerinden birinin kızı, televizyon spikeri bir hanımefendi, bizim burada otobüsçü kardeşlerimle, şoförlerle buluşmamızı duymuş ama içine de sindirememiş. Benim sizlerle buluşmamın da olduğu resmi program duyumunu almış, kendince başkanlık sistemiyle otobüsçülerle dalga geçiyor. Hatta daha da ileri gidip muhtar, taksici, otobüs şoförü, kutsal üçlü diyerek adeta kin kusuyor. Tahkir ettiği kim? Bizatihi milletin kendisi. Muhtar demek, milletten icazetli demektir. Seçilmiş demektir. Sandık, yani demokrasi demektir. Bunların sandığa, millete, demokrasiye inançları, saygıları işte bu kadar. Taksici, otobüsçü kim? Bu milletin alın teriyle, helalinden evlerine ekmek götüren asil evlat. Şoför kardeşimin desteğinden hareketle başkanlık sistemini küçümsüyor. Aslında böyle yaparak kendi küçüklüğünü, kendi aciziyetini ortaya koyuyor, bunun farkında değil. Şoför esnafımızın desteği üzerinden karşı çıktığı başkanlık sistemini kim istemiyor diye bakıyoruz, gördüklerimiz şunlar. Terör örgütü istemiyor. Pensilvanya istemiyor. Halka bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam diyenler istemiyor. Ermeni diasporası istemiyor. Bir de bunlarla aynı çizgiye gelmekten zül duymayan
muhalefet partileri başkanlık sistemini istemiyor. Dikkat edin, bu ittifakta tek bir şey yok. Nedir o? Burada millet yok. Şimdi Kasım ayında Antalya'da G20 zirvesini yapacağız. G20 zirvesi nedir? Dünyanın en ileri 20 ülkesinin bir araya geldiği bir zirve. Türkiye de bunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz biz şu anda ekonomik gücü dünyada 17. sırada olan bir ülkeyiz. Ve buna ev sahipliğini biz yapacağız. Ve oranın yöneticisi nasip olursa ben olacağım. Ve bu yıl bunu götüreceğiz. Ondan sonra bir diğer ülkeye devredeceğiz. Şimdi buradaki ülkelerin yarıdan fazlası, değerli kardeşlerim, başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Başkanlık sistemi ülkeleri geri götüren bir sistem olsa, affedersiniz bunlar enayi mi ya? Niye o sistemi kullansın? Bunlar hep bu sistemleri denediler. Ama netice alamadılar. Ondan sonra dediler ki ha, bu iş böyle yürümeyecek. Parlamenter sistemden veya daha farklı sistemlerden nereye geçtiler? Başkanlık sistemi. Şimdi biz de şu anda patinaj yapıyoruz. Bakınız, kişi başına milli gelirde 3400 dolardan başladık. 10.500 dolara kadar geldik ama 10.500 dolarda tıkandık. Burada şimdi patinaj yapıyoruz. Patinaj yapan bir araç ne yapar? Belli bir patinajdan sonra geri kaymaya başlar. Biz patinaj yaptıktan sonra değil, patinaj yapmadan tırmanarak devam edelim istiyoruz. Çünkü hedef koyduk kendimize. Diyoruz ki 2023'te kişi başına milli gelir 25 bin dolara çıkmalıdır. Bunu başarmalıyız. E bunun için de demek ki sistemde bir güncelleme gerekiyor. Bu güncellemenin adı başkanlık sistemi. Millet işte burada bizimle birlikte yeni Türkiye'yi de istiyor, yeni anayasayı da istiyor, başkanlık sistemini de istiyor. Yedi Haziran'da şoförlerimizi, milleti sandığı küçümseyenlere haddini bildirmeliyiz diye düşünüyorum. İşte dün Aydın'daydım ve sağanak bir yağış altında Uşak'taydım. Maşallah alan gümbür gümbür şemsiyeleriyle, giydikleri naylon önlükleriyle orada konuşmayı takip ettiler. Ve hepsinde bir aşk var, hepsinde bir heyecan var, hepsinde 12 gün sonrasını bir bekleyiş var. Muhtar, taksici, otobüs şoförü, kutsal üçlü diyerek millete olan nefretlerini ortaya dökenlere derslerini 7 Haziran'da vereceklerine ben inanıyorum. Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak şoför kardeşlerimle aynı parantezin içinde ifade edilmiş olmayı kendim için şeref sayıyorum. Onlar böyle diyerek güya bizi tahkir ediyor. Ama aslında bize en büyük payı verdiklerinin farkında değiller. Bir başkası çıkmış, Cumhurbaşkanı nereye çağırılsa gidiyor. Evde konserve mi yapacaksınız? Yufka mı açacaksınız? Çağırın gelir diyor. Evet, ben milletim çağırdığı her yere bugüne kadar gittim, bundan sonra da gideceğim. Bu benim için ayıp değil, şereflerin en büyüğü. Çünkü ben zaten oralardan geldim. Ben 40 yıldır milletimle birlikte olduğum, milletimle birlikte yol yürüdüğüm için buradayım. Doğuda, Güneydoğu'da Kürt kardeşimin duygularını istismar edip İstanbul'da beyaz Türklerle kadeh tokuşturmuyorum. Böyle bir derdim de yok.
sözde bir müftü, Eskişehir'de eşcinsel aday biz göstermiyoruz. Böyle bir derdimiz de yok. Ege'de, İç Anadolu'da, Karadeniz'de demokrasi ve özgürlük nutukları atıp bölgede insanları hayatlarından bezdirircesine tehdit etmedik etmiyoruz. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Ve maalesef aynı şekilde milliyetçiyim deyip bölücü örgütün güdümündeki partiyle, paralel örgütle aynı dili de kullanmadık, kullanmıyoruz. Asgari ücret, aman yarabbim, açık artırmaya çıktı. Birisi 1400, birisi 1500, birisi 1600, birisi de çıkmış 5000 diyor. Ben de diyorum ki var mı artırım? Ne diyeyim ben? İnanın bunlara sorun, asgari ücret nedir bilmezler. Asgari ücret bir çerçevedir. Yani bu çerçevenin aşağısına inemezsiniz. Sen bir işveren olarak asgari ücreti 2000 yap, 3000 yap, senin bileceğin bir iş. Ama eğer siz asgari ücreti yüksek tutarsanız işveren işçi çalıştırmaktan kaçar. İstihdam zafiyete girer. Onlar bunun farkında değiller. Ondan sonra sokaklarda işsizlik, işsizlik diye bağıranların sayısı daha da artar. Biz ne yapıyoruz? Her fırsatta muhtarla, esnafla, işçiyle, öğrenciyle, sporcuyla, kadınlarla, gençlerle, her kesimle, kardeşimle, şimdi Çankaya Külliyesi değil, artık Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyorum. Onlarla dertleşiyorum. Aynı zamanda gittiğim yerlerde rastgele bakıyorsunuz vatandaş yukarıdan böyle yapıyor. Öyle yapınca da tabii her davete hayır diyemiyoruz. Çıkıp çaylarını içiyoruz. Açlıya da bekleriz. Sayın Cumhurbaşkanı, saygılar. İnşallah komşumuz zaten. O da olur. Karış karış Türkiye'yi dolaşıyor. Rabia'mızı dün olduğu gibi Uşak'ta, Aydın'da hangi samimiyetle ifade ediyorsam Hakkari'de de aynı samimiyetle ifade ediyorum. Yani Hakkari'de başka, İstanbul'da başka değil. Bizim Rabia'mız bu. Tek millet. Tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu. Tek milletin içinde ne var? Türkü var, Kürdü var, Arabı var, Lazı var, Çerkezi var, Gürcüsü var, Abazası var, Romanı var, Arnavutu var vesaire. Hepsi tek milletin içinde. Sadece Türk olmaz. Sadece Kürt olmaz. Niye? Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Benim yapamayız. Şu şuna üstündür diyemeyiz. Üstünlük ancak bir Müslüman için Allah'a yakınlık ile. Değerli kardeşlerim, tek bayrak diyoruz. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Biliyorsunuz, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğurlu ölen varsa olsun. Ve bizim bu vatan toprağı şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Dolayısıyla 780 bin kilometre karelik bu vatan toprağımızda kimse operasyon düşünmesin. Avucunu yalar. Karşısında bizi bulur. Silahlı kuvvetlerimizi bulur. Tüm güvenlik güçlerimizi bulur. Hepsinden öte milletimizi bulur. Kimse bu toprakları bölemez. Kimse de böyle bir hayalin peşinde koşmasın. Dört, tek devlet. Çıkmış bir paralel devlet. Affedersiniz. Ta Pensilvanya'dan oradan bakıyorsunuz işi yönetiyor. Ya senin Pensilvanya'dan ne işin var? Hani sen din adamıydın ya. Vaizdin. Pensilvanya'ya gideceğine Mekke'ye gitseydin, Medine'ye gitseydin ya. Pensilvanya'da ne işin var? Oradan işi götürmek istiyor. Bir üst akıl var bu işin içinde.
O üst takım her numarayı çeviriyor. Bunlar da onlarla beraber hareket ediyorlar. Şimdi Türkiye'deki imamları, bölge imamları var bunların. Ve bunlar da kaçmaya başladılar. Ya imam mihrabı terk edip kaçar mı? Bunların iki kaçar. Abileri var, kaçar. Hatırlarsınız başbakanlığın döneminde 17-25 Aralık'ın hemen ertesinde bir şey söylemiştim. Bunların inlerine gireceğiz demiştim. İnlerine girdik. Şimdi bunlar kaçıyor. Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa yapacağız, sonuna kadar da kovalayacağız. Değerli kardeşlerim, bizde riya yok. Bizde kandırmaca yok. Biz ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol ilkesiyle hareket ediyoruz. Biz umudunu darbecilere, dış güçlere, terör örgütüne bağlayanlara değil, millete bağlamış olanlara, sandıktan çıkanı kabul edenlere saygı duyuyoruz. Savcımızı şehit edenlere terörist diyemeyenin ne bizim nezdimizde ne milletin yanında kıymeti yoktur. Onlar ancak Mürsi'ye verilen idam cezasıyla rahmetli Menderes'in akıbetiyle bizi korkutmaya çalışıyorlar. Bizim de bu milletin de artık böyle tehditlere karnı tok. Niye? Ya Allah'ın bana vermiş olduğu ömrü ne kısaltmaya ne de uzatmaya sizin gücünüz yetmez. Allah'ın ilahi fermanında ne bir an ileri ne bir an geri. Her şey Rabbimizin takdirindedir. Biz buna inanmışız. Onun için de kefenimizi giyerek biz bu yola çıktık. Siyaseti de böyle yapıyoruz. Onlar kendilerine yeni Kâbeler, yeni kıbleler arayabilirler. Birisi kalkıp bizim Kâbemiz Taksim'dir diyebilir. Terör örgütünü arkasına alan parti. Bir diğeri geçmişte öyle diyordu. Ana muhalefet. Kâbe Arap'ın olsun, bize Çankaya yeter diyorlar. Biz de diyoruz ki bizim tek Kâbemiz var. O da Mekke'dir. Mekke'dir. Milletimiz de Kandil'in ve Pensilvanya'nın izinde gidenlere de ülkenin doğrudan halkın oyuyla seçilmiş cumhurbaşkanına dar ağacını gösterenlere de eyvallahı olmaz. Benim şoför kardeşim paralelin terör örgütünün kumpasını, oyununu, tezgahını elbette görüyor. Bu oyunu şoför kardeşim bozar mı? Bozar. Bozmakta kararlı mıyız? Mesele yok. Bu otobüsçü kardeşlerim bu tezgahı yıkar mı? Yıkar. O zaman bunun kararlılığını göstermeniz lazım. İşte 7 Haziran bu açıdan kritik bir seçim. 7 Haziran'da sandığa sahip çıkmamız lazım. Türkiye'nin en yüksek katılımlı seçimini gerçekleştirmekte kararlı olmamız lazım. Şoför kardeşlerim gibi yüzüne gülene değil, kalbiyle sevene bak. Biz sizi kalpten seviyoruz. Kalplerimiz, gönüllerimiz bir olduğu sürece unutmayın, bizi kimse ayıramaz. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Allah tekerinize taş değdirmesin. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Erdoğan hediyelerini takdim edecekler. Buradaki konsept şu, resimde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden beri Türkiye'yi duble yollarla sarıp sarmaladılar. Bunu burada vurgulamak istedik. Saygılarımızla.
dinlemedim.